Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyim arkadaşlar. Bugün kanalda en çok sevdiğiniz FIFA haberleri videosu yapacağız. EA Sports hacklendi. Yer yerinden oynadı arkadaşlar. Bu hafta içi EA Sports'un yani FIFA 20'nin community managerları Zaro ve Andreas Koreas hacklendi. Ve bunlar bize neler doğurdu? Bugünkü videoda sizlere bunları konuşacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olan yani videolarımı izleyen kişilerin sadece %40'ı kanalıma abone arkadaşlar. Yani %60'ı kanala abone değil. Dolayısıyla eğer videoları beğeniyorsanız lütfen hemen şu an beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer videolarımdan da bildirim alamıyorsanız hemen bildirimleri açıp kapatmanızı ve abonelikten hemen çıkıp girmenizi tavsiye ederim. Maalesef YouTube algoritması böyle çalışıyor. Şimdi gelelim asıl konuya. EA Sports arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi çok fazla negatiflik çeken bir firma. Neden? Çünkü oyunları para üzerine kurulu ve serverları çok kötü. Bunun dışındaki en büyük problem ise diğer oyunlarda bir şekilde oyun çalışanlarıyla iletişim kurabiliyorken FIFA'da bunu kuramıyor olmanız. Ve bu community managerların aslında asıl işi yani EA'den para almalarının sebebi topluluk yönetimi yapmak. Yani oyunu oynayan toplumu, oyunu oynayan kitleyi yönetmek ve bunları mutlu etmek. Fakat bu community managerlar bunu yapmak yerine sadece işine gelen soruları cevap verip İşine gelmeyen soruları veya negatif bir şey yazan kişileri engelliyorlar ve bu engellenen kişiler arasında ben de yerimi aldım arkadaşlar. Çünkü bu adamlar insanlara sadece kendi yaptıkları şeyleri diretmeye çalışıyorlar. Yani yapıcı değil, yıkıcılar. Bundan dolayı inanılmaz bir şekilde hate alan bu iki isim zaten komünitenin gözünün önündeydi ve bir şeyler olacağı belliydi. Bilmiş olduğunuz gibi profesyonel e-spor oyuncusu ve dünyadaki en iyi oyunculardan birisi olan Kurt, EA Sports turnuvalarından banlandı. Kurt'un banlanması bence doğru. Çünkü bir laf vardır affedersiniz. Yüz verdim ayıya, geldi sıçtı halıya diye. Kurt'te de aynı böyle bir durum oldu. Evet, arkalarında o EA'ye karşı olan bir kitle vardı ama ne olursa olsun profesyonel olarak oynadığım bir oyunu yapan kişinin işte küfür etmek, formaya tükürmek vesaire bunlar çok ama çok abartı ve reklamsı hareketler. Bundan dolayı Kurt'un banlanması tamamen doğruydu ve tabii ki buna karşılık olarak bahsettiğim gibi EA çok fazla nefret çeken bir firma olduğu için bütün kitleler birbirine girdi ve biz Kurt olmazsa e-spor izlemeyiz, FIFA Kurt'suz olamaz falan filan denmeye başladı ve bu da bize asıl olayı yani hacklenme olayını doğurdu arkadaşlar. Zaro, EA Sports'un community managerlerinden bir tanesi geçen sene ya da ondan önceki sene Kore Andreas'ın yardımcısı olarak işe başlamıştı ve FIFA'nın community managerlığına yükseldi. İlk olarak Kore Andreas'ın hesabı kapatıldı arkadaşlar. Kore Andreas zaten verified olan ve asıl community manager. Tek Zaro kalmıştı ve Zaro'nun hesabı da arkadaşlar direkt hacklendi ve hacklendikten sonra DM dediğimiz yani direct message, özel mesajlar kısımlarındaki diğer YouTuber'ların, streamer'ların yazmış olduğu mesajlar sızdırılmaya başlandı ve community'de inanılmaz şeyler oldu. Öncelikle Zaro, Kurt'u banladığımız için üzgünüz. E-sport Kurt'suz olamaz. Kurt'u bugün hani banını kaldıracağız diyor ve bugün Kurt'un doğum günü arkadaşlar bunu dediği gün. Dolayısıyla bu tamamen Kurt'un bir takipçisi tarafından yapılmış bir hacklenme olayı. Bunun dışında diğer YouTuber'ların veya streamer yani yayıncıların arkadaşlar bu kişiye attığı mesajları göreceksiniz. Şimdi önceki Nick28'de EA tarafından sevilmeyen bir yayıncıydı ancak bence çok iyi bir kişiliği var ve çok tatlı bir insan. Bunu söyleyebilirim çünkü yazdığı mesajlar ve yapmış olduğu bağış projeleri beni gerçekten ilgimi çekiyor. Direkt arkadaşlar Castro diyorum. Kurt bana açıldıktan sonra yani o öyle bir mesaj yazıldıktan sonra işte bu yaptığınız hareket çok güzel diye tebrik ediyor. Ve Castro'nun bir mesajı çıkıyor işte bütün community'yi sallayan mesaj bu mesaj. Arkadaşlar Kurt'u banladınız mı, şu klibi gördünüz mü, bahsettiği klipte kulübe işte formaya tükürme klibinden bahsediyoruz ve bunu yazıyor arkadaşlar. Bu bence %100 doğru. Neden derseniz hani şöyle bir şey var arkadaşlar, zaten bu tür olaylardan sonra herkes yok ben öyle demedim, ben şöyle demedim, hiç kimse bir ortaya bir karakter koyamıyor ve bilmiş olduğunuz gibi Chuboy eskiden yayın çalışanıydı, şu an yayın çalışanları resmi olarak değil ama hala EA'den para alan ve hiç sevmediğim, dünyada en sevmediğim insanlar arasında top 10'e girebilecek bir isim çünkü tamamen parasını EA'den kazanıyor. EA'de çalışıyor ve bütün EA oyunlarını arkadaşlar promote ediyor ve yayınlarında çıkıyor. Bu da arkadaşlar direkt bu kişiyi engelliyor. Yani hesabı hackleyen kişi hemen onların hesaplarını görmesin, işte DM'lerini görmesin diye onu engelliyor. Fakat birini engellediğin zaman direct mesajlar gitmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu hesabı kim hacklediyse şu anda dünya üzerinde Zaro'ya yazan yani kısacası FIFA YouTuber'ları Nepenthes olabilir, Nick olabilir, Castro olabilir, Bateson olabilir. Bu tarz isimlerin bu kişiye atmış olduğu bütün DM'leri gördü ve bence ilerleyen günlerde eğer EA Sports bu tarz aksiyonlar almaya devam ederse o DM'lerin de paylaşılacağı ve community'nin üzerine büyük bir şekilde gelineceğini düşünüyorum. Bunlardan sonra arkadaşlar bu yani dramalar yaşandıktan sonra benim geçen sene bir video yapmışım size EA'in bütün foyası ortaya çıktı diye. Oyunda arkadaşlar biliyorsunuz ki şans faktörü var ve bu şans faktörü gerçekten
gerçekten insanları kanser ediyor. EA Sports bu şans faktörünün oyunda olmadığını söylüyordu fakat bu oyunda olduğunu ben geçen sene direkt patentiyle şu an ekranda görmüş olduğunuz videoda duyurmuştum. Peki bu sefer ne oldu? Bu sefer de arkadaşlar biliyorsunuz ki hemen bir hype'lanma olduğu zaman, bir linç girişimi olduğu zaman devamı gelirdi. Ve Reddit'te arkadaşlar EA Sports'un kendi oyun kodlarında olan momentum bilgileri sızdırıldı. Şu anda ekranda arkadaşlar requirement'lar ve eğer bu requirement'lar sağlanırsa karşısında olacak oyun zorluklarını görebiliyorsunuz. Ben birazcık arkadaşlar sizlere özetlemeye çalışayım. Eğer 2-0 yani 2 farklı 3-1 dolu ve fark etmeyen 2 farklı öndeyseniz arkadaşlar, önde olan kişi için zorluk %25 arttırılıyor. Eğer ilk 20 dakika içerisinde %70'den fazla topa sahip olma oranınız varsa aynı şekilde zorluk yine %25 arttırılıyor. İlk 5 dakikada arkadaşlar skor olarak öndeyseniz, yani ilk 5 dakikada ilk golü siz attıysanız size de zorluk %25 olarak ekleniyor. Dediğim gibi hani bu tarz bazı kıyaslamaları var. Yani daha doğrusu oyunu oynamayı bilmeyenlere ya da hayatınızda mesela yan yana oynasanız bir kere bile maç kazanamayacak insanları online modlarda maç kazandırıp bu kişilerin oyundan soğumasını engelleyip oyuna para yatırmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi bu FIFA oynayanları gerçekten kanser ediyor ve FIFA'yı oynayan herkes zaten bunun oyunda olduğunu biliyor. O yüzden bu şekilde bunlar da direkt Reddit üzerinden paylaşıldı arkadaşlar. Yani aslında EA adına çok kötü bir kara bir gün oldu. Ben dediğim gibi arkadaşlar hani en önemli olan şey müşteriyi memnun etmektir ve maalesef EA de bu konuda çok büyük zorluklar yaşıyor. Özellikle hala server problemini düzeltmemekle gerçekten de insanların sabrını sınıyorlar. Bu hacklenme olayı zaten önümüzdeki günlerde yine konuşulacak. Çünkü ertesi zamanlarda, örnek veriyorum Ocak'ta, Şubat'ta bunlar yine bir büyük bir hata yapacak. Yine birisini banlayacak ve bu sefer bu DM'ler de açığa çıkacak. Dolayısıyla EA Sports hackerlar büyük ihtimalle uzlaşmaya da gitmiş olabilir bir para karşılığında veya hala tetikte de olabilirler. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Videomuz hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.